Ters düz takla, düşmanı hakla. Boş boş durma, videomu like'la. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün hakkımızda bilmediğiniz bazı şeyleri öğrenmenin zamanı geldi. Ünlü fenomenden şok itiraflar. Az sonra. Önce Remzi ile başlayalım. Remzi bir keresinde uzaylılar tarafından yılın en küçük gezegeni seçilmişti. Küçük ama gezemeyen gezegen. Gezmegen. Sonra Remzi'nin üstüne uzay mekiği indirmeye çalıştılar. Ancak Remzi'nin üstünde bir uzay mekiği pisti yoktu. Aman ne ilginç. Şaşır şaşır bir hal olduk. Remzi'nin gezegen olmadığını anlayınca onu Plüton'un yanına yolladılar. Ama bu hikaye başka bir güne kalsın. Uzaylıyla kavga, Plüton'la kanka. Sırada Şakir hakkında bilmediğiniz bir sır var. Şakir uykusunda konuşur. Ama ne konuşma? Ne konuşma? Şakir uykusunda pazarlık ederken, uykusunda video oyunu yarışmasında birinci olurken, burada da uykusunda beni uyutmak için masal okurken. Desene Şakir bunları anca rüyasında görür. Gelelim Canan'a. Canan uçan pandalardan çok korkar. Pandalar uçamaz, Necati program sunamaz. Tabii biz de Canan'a korkusunun üstüne gitmesini söyledik ve uçan bir panda bulmaya çalıştık. Ama uçan pandalar çok iyi saklandığı için bulamadık. Onun yerine yüzebilen bir at bulduk. Ama pek işe yaramadık. Hem uçabiliyor, hem saklanabiliyor, hem de uydurma. O bir uçan panda. Gelelim benim hakkımda ne bilmediğinize. Bir keresinde bir oturuşta 19 tane çiğ köfte dürüm yemiştim. 20.sini de paket yaptırdı. Ben şahidim. Tabii hepsini de bir oturuşta yememin sebebi sandalyeye sıkışmamdı. 3 gün o sandalye ile gezmiştim. Kamu spotu. Sandalyenize sığmıyorsanız spora başlayın. Sandalyeleri üzmeyin. Abi benim sıram ne zaman gelecek? Yüze yüze dıgıdık burada. Arkadaşım ıslatma etrafı. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Denizdeki at deniz atıysa bu kesin akvaryum atı. Madem öyle atlama atlayışıma hazır olun. Çünkü ben bir atım, atlarım.